Beykoz yönünden geliyor sanki ha? Sanki. Tam gaz gidiyor. Bir yerde de durmadığına göre belli ki kız daha öncesinde bir yerde binmiş. Saralım geri. Bulacağız. Tamam. Bir dakika bekle. Bekle. Savcım. Bu plakadan tespit ettiğimiz kamyonetin sürücüsü İzmir yolundaymış. Telefonda şu an açıyorum hoparlörü. Aç. Evet savcım seni dinliyor. Geçen gece bir kız bırakmışsın taksi durağına. Anlat bakalım. Doğrudur memur bey. Ben yoldan aldım bacıyı. Baktım nereye gideceğini bilmiyor. Durumu da vahim. Taksi durağına bıraktım. Adı ne kızın? Demedi ekmek Kur'an çarpsın. Yardım et dedi binince. Hadi dedim nereye gidecekse bırakayım. Ama bu kez gidecek yerim yok dedi. Üstü başı eli yüzü kandı hep. Baktım başa bela olacak. Affedersin yani. Nereden aldın kızı? Bu Beykoz konaklarına sapan bir yol var arada. Polonez köy yolu. Tam onun bağlandığı ana yoldan aldım. Duralım. Tuğçe, büyüt bakalım kızım. Bıçak mı o? Sanki parlıyor. Akıtan Tuğçe. Hala orada duru. Hadi yürü Eren. Burası mı? Burası. Sanki durduğu yer şurası. Doğrudur. Çıktığı sokak da bu. Bıçağı da böyle fırlattığına göre burada bir yerde olmalı. Aynen öyle. Biri almadıysa tabii. İş işte burada ya. Ben onu güzelce bir alayım sadece. Ben bunu derdest ediyorum hemen. Tamamdır. Tamam. Eren, bu sokaktaki sitelerden birinden kaçmış olmalı. Abi ara sokak yani burada mobese falan da yoktur ki ya. Evet ama güvenlik kameraları var. Tamam. Ne var ne yoksa toparlayacağız artık. Hangi sokaktan siteden çıkmış tespit edelim. Anlaşıldı. Hava soğudu Eren. Sorma savcım ya. Bayağı burun kulak kesiyor yani.